Merhabalar, ben Berat Çokal. Sosyal medyada bilinen ismimle Mösyö Şokola. Bugün sizlerle A101'den aldığım bu nefis malzemeleri kullanarak bir tür çoban tartı yapacağız. Bu tartın altında sebzeler ve kıyma, üzerinde de çok güzel sütlü bir patates püresi olacak. Tüm ailenin severek tüketeceği, hem besleyici, hem sağlıklı, hem de çok lezzetli bir yemek bu. Önce patates püresini hazırlamakla başlayın. Bunun için iki tane irice patatesim var. Onları soyuyorum. Bakın bu güzel soyacağı da A101'den almıştım. A101'e her perşembe çok güzel ürünler geliyor. Ben de perşembeleri A101'i ziyaret etmeyi unutmuyorum. Hoşuma giden farklı ürünler bulabilirim diye. Patatesleri güzelce soyduktan sonra tekrar bir sudan geçirdim. Şimdi kaba parçaları böleceğim. Üzerini örtecek kadar taze süt ekleyeceğim. Yaklaşık 15 dakika kadar ağzı açık bir şekilde kaynatacağım. Sütle pişen patatesin tadı inanılmaz oluyor. Patateslerin üzerine örtecek kadar süt ekledim. Şimdi arkada ocağa oturtacağım. Orta ateşte tıngır mıngır 15 dakika kaynayacak. Sizler de o arada kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki güzel güzel yemekleri kaçırmayın. Şimdi sıra patatesin altına gelecek esas malzemeleri hazırlamakta. Bir tane soğanım var. Soyup doğrayacağım ince ince. Bir iki diş sarımsak kullanacağım. Onları da soyacağım. Bir tane de havucum var. Bu yemeği hazırlarken içine koyduğum malzemelerin adında geçtiği gibi bir çobanın yanında taşıyabileceği ya da en azından çevresinden bulabileceği malzemelerden olmasına gayret ettim. Ama siz dilerseniz başka sebzelerde kullanabilirsiniz kıyma ile birlikte. Benim kullandıklarım sarımsak, soğan ve havuç. Çoban tartına doğradığımız malzemeleri kavurarak devam edelim. Tabii onları yağsız bir tencerede değil, çok hafif zeytinyağında kavuracağız. Şöyle bir gezdiriyorum tencerenin altında. Kullandığım tencerede döküm tencere. Bunu da A101'den almıştım. Çok da güzel, severek kullanıyorum. Doğradığım malzemeleri doğruca tencerenin içine ayrı ayrı koymanıza gerek yok. Havuç, soğan, sarımsak hepsi bir arada girebilir. Tencereye attıktan sonra güzelce kavurarak şöyle bir 2-3 dakika pişiriyoruz. Sebzeler biraz kavrulduktan sonra yarım kilo kadar kıymayı içine ekleyeceğim.
lahananın rengi dönene kadar kavuracağız. Lezzet ve kıvam vermesi için bir kaşık da salça ekleyeceğim. Çokça'nın kırmızı biber ve domates karışık salçası gerçekten çok lezzetli. Bir miktarda bezelye ekleyerek bu yemeğin besin değerini daha da arttıracağım. Yemeğin tuzunu, karabiberini şimdi ayarlayabiliriz. Tuz, karabiber dışında bu yemeği çobanların pişirdiğini düşünerek sadece otlaklarda bulunabilecek olan baharat, yani taze kekik kullanacağım. Onu da en son fırına eklemeden koyacağım içine. Şimdi tuz, karabiber ekledik. Şöyle bir karıştırdık. Bu yemeğin fırında kıvam alması için biraz su, biraz da un ekleyeceğim ama önce unu koyacağım. Bir kaşık, bir buçuk kaşık un yeterli. Unla birlikte birazcık kavuracağım. Su ekleyeceğim. Ardından fırın tepsisine alacağım. Kıyma, eklediğimiz un ve suyla çok güzel kıvam aldı. Şimdi bunu doğranmış taze kekikle karıştırıp hafifçe yağlanmış fırın kabına aktarabiliriz. Ardından üzerine ekleyeceğimiz patates püresiyle ilgileneceğiz. Kıyma ve sebzeleri çok güzel bir şekilde kavurduk, baharatını ekledik ve fırın kabını aldık. Şimdi bu bir kenarda bekleyebilir. Sırada patates püresini hazırlamak var. Önce pişirdiğim, sütte pişirdiğim patatesleri şöyle bir süzdürüyorum. Bunu yapmamın nedeni bazen fazla su veya süt eklemiş olabiliyorsunuz. Onun hepsini patates püresine katmak, patates püresinin fazlaca cıvık olmasına sebep oluyor. Süzdüğümüzde daha kontrollü bir şekilde bu sütü geri ekleyeceğiz. Şimdi buraya alalım onları. Ve bir patates ezici yardımıyla ezelim. Besin değerini biraz daha arttırması için patates henüz sıcakken içine bir tane de yumurta sarısı ekleyeceğim. Yumurta sarısı ile beraber bir kaşık da tuzlu tereyağı geliyor. Tereyağı ve yumurta sarısını ekledikten sonra bu sütü azar azar katıyoruz ve kıvamını ona göre ayarlıyoruz. Tuzunu da ekleyip hafifçe soğumaya bırakalım. Ardından fırın kabındaki kıymalı karışımın üzerine koyalım. Yemeği çok güzel bir şekilde fırın kabına yerleştirdik. Bundan sonra tercihen üzerine peynir koyabilirsiniz veya bu şekilde de fırına verebilirsiniz.
artık yemeği fırına verebiliriz. 200 dereceye ısıttığım fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar kalması yeterli. İçindekiler zaten neredeyse pişmiş gibi. Of of of! İnsan bu kadar güzel bir yemek görünce dayanamayıp hemen yemek istiyor ama yaklaşık 10 dakika kadar soğumasını bekleyelim. Ondan sonra servis edelim ki dağılmasın. İster çoban turtası deyin, ister çoban güveci deyin, bu nefis yemek hem besleyici hem de çok sağlıklı. Siz de tarifimizi deneyip şifasını sevdiklerinizle paylaşın. Birazdan yemeği yanında yeşillikler ve üzerinde taze kekikle servis edeceğim. Bu tarifi beğendiyseniz aşağıdaki beğen işaretine basın. Fikirleriniz, yorumlarınız varsa yine aşağıya bekliyoruz. A101'in kanalında şifası tadında lezzetli ve sağlıklı tarifler gelmeye devam edecek. Tarifleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. We'll be right back.